Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçince iç değerlenmeye devam ediyordur. Daha önceki videolarımda da size bahsetmiştim. Daha önce de airdrop işlemlerini yaptığımız Zeta Chain artık resmi olarak borsalarda listelendi. Airdrop yaptı ve çok güzel bir airdrop zamanı geçirdik demek istiyorum. YouTube kanalıma döndüğüm zaman aslında 10 ay önceden itibaren başlayan farklı farklı Zeta ile alakalı videolar çektik. Bu airdropa nasıl katılabilirsiniz? Hangi işlemleri yapmanız gerekiyor? 1, 2, 3 şeklinde seri seri sizlere anlattığımız videolar yapmıştık ve finalde gün geldi artık main e, yani gerçek ağlarına geçtiler ve e, tokenları çıktı. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim ben 3125 zeta airdrop kazandım. Henüz fiyatı daha belli değildi. Airdrop yapılacağı zaman dün listelenmeler oldu ve e, şu an bu videoyu çektiğim tarihte 1 dolar 22 cent civarında işlem görüyor. Yani benimle beraber videodaki işlemleri yapanlar tabi alınan snapshotlara da göre değişiyor. Farklı kriterlere göre de değişiyor ama e, bir airdrop kazan kazandı. Hatta geçtiğimiz videoların yorumlar kısmında gördüm ki 500 Zeta airdrop alan birileri vardı. Şu anki kurdan o da 750 dolar, 700 dolar civarına yakın bir airdrop yapıyor. Umarım değerlendirmişsinizdir. Umarım canlı bir şekilde size airdropun nasıl kazanıldığını ve neler yapmanız gerektiğini göstermişimdir. Zeta dün çıktıktan sonra 1 dolardan 60 centlere kadar düştü ve şu an 1 dolar 22 centlerde. Uzun vadede ben bu fiyatın daha da yükselmesini bekliyorum. Bu yüzden airdrop aldığım Zeta'ların bir miktarını sattım sadece. Kalan büyük bir yüzdelik kesim hala ekosistemin içerisinde duruyor. Hatta OKX içerisinde de satmak istediğim ufak bir meblağın emirlerini buraya girdim. İşlemleri OKX üzerinden de yapabiliyoruz. Ki daha önce de göstermiştim OKX'in Jumpstart kısmında bir Zeta etkinliği vardı. Bu Zeta etkinliğe de katıldım. Buradan da ekstra Zeta kazandım. Zaten son yapılan Jumpstarter'ların çoğunda çok güzel kar bıraktı. Ee, eğer bir OKX linkiniz de yoksa ve bu tarz etkinlikleri yakından takip ediyorsanız veya yeni başlamak istiyorsanız bütün linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Benim bu videoda bahsetmek istediğim şey aslında Zeta bir airdrop yaptı. Fakat Zeta'nın bundan sonra da airdrop yapacağı ile ilişkili bazı söylentilerin ve haberlerin olması. Yani aslında bu kadarla bitmiş bir durum değil. Çünkü yeni bir ağ doğdu. Bu yeni oluşan ağ içerisindeki yeni swapler, yeni likidite havuzları bunların hepsinden bir airdrop beklentisi var çoğu kişinin. Bununla alakalı yine bir seri yapacağım. Çünkü devam ettirmek istiyorum. Zeta'dan alabildiğimiz kadar airdrop almak istiyorum. Bu videoda en temel olarak Zeta Hub'dan bahsetmek istiyorum. Şu an beta kısmında. Lütfen direkt Google'a Zeta Hub yazarak girmeyin. Neden gir girmeyin. Çünkü inanılmaz fazla dolandırıcılık işlemi oluyor. İnsanları açtıkları dolandırıcı web sitelerine dahil ediyorlar. Aynı görünüş hiçbir fark yok. Meta meskenizi cüzdanınızı bir şeyinizi bağlıyorsunuz ve her şeyi çalıyorlar. E, bu yüzden açıklamalar kısmında size vereceğim linkler en güvenilir linkler olacaktır. Benim kullandığım linkler olacak çünkü. Açıklamalar kısmından girdiğiniz zaman sizleri Zeta Hub'a alıyor. Dediğim gibi şu an beta geliştirmeler devam ediyor ve burada bir leaderboard oluştu bile. Yaptığınız görevler doğrultusunda sizlere exp kazanıyorsunuz ve buna göre bir leaderboard'un içerisine giriyorsunuz. Yine bu leaderboard'un içinde sallıyorum ilk 1000 kişiye, ilk 5000 kişiye, ilk 100 kişiye farklı farklı airdrop'lar ve özellikler tanımlanabilir. Bunun tanımlanma sebebi de aslında ZetaHub açıldığı dakikadan itibaren direkt exploit ön plana göstermesi, ön planda bizlere sunması. Siteye girer girmez exploit dashboard'unu görüyoruz ve hemen puan kasmamız gerektiğini söylüyor. Aynı testnet ağlarında da olduğu gibi ne kadar hızlı ve erken davranırsak o kadar ihtimalimiz artıyor bildiğiniz gibi. Videoyu çok fazla uzatmadan direkt konuya odaklı bir şekilde ZetaHub üzerinden nasıl nasıl bir sonraki airdroplara özel işlemler yaparsınızı göstermek istiyorum. İlk olarak açıklama kısmında verdiğim linkten bir Zeta Hep hesabı oluşturuyorsunuz. Bunun için bir metamask ihtiyacınız var. Metamask kullanmayı bilmiyorsanız zaten kanalında Metamask ile ilgili videolar da var. Bir Metamask cüzdanınız olduktan sonra ve Metamask'inizi Zeta Hub'a bağladıktan sonra girişinizi yaptıktan sonra karşınıza bu sayfa gelecek. Eğer bir airdrop kazanmadıysanız daha önce Zeta Hub üzerinden bu videoyu yayınladığım tarihte tahmin ediyorum ki ya birkaç saat sonra ya da birkaç saat önce e, OKX Bybit tarzı yerlerde artık Zeta Withdraw yani Zeta'larınızı borsalardan çekebiliyorsunuz ve buradaki Zeta'larınızı borsalara çok rahat bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Zaten bu videoyu yayınladıktan bir süre sonra izliyorsanız bunların hepsi hali hazırda aktif olacaktır. İlk olarak yapmanız gereken Zeta Hub'a girdikten sonra bir airdrop olarak Zeta kazanmadıysanız bir borsaya gidip ufak mevlada Zeta almanız gerekiyor. Bu Zeta'ları kaybetmeyeceksiniz ya da yok etmeyeceksiniz. İçeride döndürmeniz ve içeride belli başlı görevleri yapmanız gerekiyor. Ne gibi görevler? Hemen aşağıya indiğim zaman burada aktiviteler kısmında günlük görevler olduğunu görüyoruz. Ben bu günlük görevlerin birkaç tanesini yaptım. Mesela şu an için bizden istediği şu Zeta A'nı yani Zeta Chain'i kullanarak bazı işlemler yapmamız. Mesela Ethereum receive etmemiz, birinin Ethereum atması, birine Zeta göndermemiz, birinden Zeta almamız, birinden BNB almamız, aynı şekilde birine Bitcoin gönderip Bitcoin almamız gibi farklı farklı görevleri var. Onun dışında arkadaşlarınızı platforma dahil edebiliyorsunuz ve ve pool'a bir el bir token kitlemeniz gerekiyor. Bunların nasıl yapılacağını çok hızlı bir şekilde göstereyim. Çünkü çok yüksek zetalara ihtiyacınız yok. 30 dolar 50 dolar gibi bir zeta ile içeride işlem döndürüp sonra o zetalarınızı çekebilirsiniz bile isterseniz. Zaten burada hangi görevi yapmak istiyorsanız yanında try kısmı var. öncelikle ben şunu göstereyim. Mesela send zeta ve receive zeta kısımları yani bir şeyi gönder ve al kısımlarını yapmanız için aslına bakarsanız öncelikle metameskinize girmeniz gerekiyor. Bu metameskinizin içerisinde belli başlı bir zeta olması gerekiyor. Buraya zeta gönderirken de eğer bu videoyu hemen izliyorsanız dikkatli davranın çünkü bazı borsalar buradaki cüzdanları kabul etmiyor şu an. E, OKEx ve Bybit arasında git gel yapılıyor şu an ve OKEx'de her şeyi yapabiliyorsunuz. OKEx üzerinden Metamask'inize bir Zeta gönderiyorsunuz. Zeta anında tamamen ERC20 anında kullanabilirsiniz fakat ekstra fee derseniz. Şu an Zeta Chain üzerinden konuşuyorum. Zeta Chain ağında Zetalarınız geldikten sonra eğer varsa bir yakın arkadaşınız veya açacağınız yeni bir cüzdan ona da aynı şekilde Zetalarınızı gönderebilirsiniz. Ama şu an community içerisinde çok fazla insan var. Bu yüzden belki karşılıklı bir şeyler yapılabilir. Belki yeni açtığınız cüzdan, belki de çok yakın arkadaşınız, kardeşiniz gibi. Onun cüzdanına Zeta ağından Zeta göndermeniz gerekiyor. Yani onun cüzdanına buradan gönder diyerek Zeta göndermeniz gerekiyor. Aynı şekilde onun size Zeta göndermesi gerekiyor. Aynı şekilde sizin yine cüzdanınıza bir Ethereum alıp Ethereum'u da almak için Zeta'larınızı gönderdikten sonra Zeta Hub'a girdikten sonra daha doğrusu Zeta Hub kısmına girmenize gerek yok. Zeta Swap kısmına girip bu Zeta'larınızı Ethereum'a, Bitcoin'e, BNB'ye çok rahat bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Zeta Swap üzerinde bu bu işlemleri yaptıktan sonra yine hemen Zeta Hub'a geri dönüp Earn XP kısmından birbirinize yine Zeta Chain ağını kullanarak Ethereum, Bitcoin ve BNB işlemleri yaparak buradaki görevleri çok hızlı bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Buradan sonrası artık üye yapacağınız arkadaş referans sayınıza göre değişiyor. Pool'a bir LP token kitlemeniz gerekiyor. Onun için de pool kısmına geliyoruz. Burada Zeta Ethereum, Zeta BNB ve Zeta Bitcoin havuzları var. cüzdanınızda hangisi varsa 5 dolarlık, 4 dolarlık, 10 dolarlık artık size bağlı. Buraya hem Zeta'larınızı 10 dolarlık Zeta hem de 10 dolarlık Ethereum mı kitliyorsunuz ve deposit kısmından içeriye LP token olarak kitliyorsunuz. O görevi de tamamlıyorsunuz. Ee, bu kadarla bitmiyor. Neden bitmiyor? Çünkü bu görevler günlük bir şekilde farklı farklı görevlerle değişecek. Bunları yaptıkça buradaki level sisteminiz artacak. Şu an ben ortalama birkaç görevi yaptım ve 7000 exp kazandım. Buradaki grafiğe göre 62500 exp'lere kadar gidecek bir yolculuk var. Zaten leaderboard'da da buna yaklaşanlar var şu an için. Ee, sizler de geç kalmadan kesinlikle bu işlemleri yapmanız gerekiyor ki önümüzdeki potansiyel airdroplardan, Zeta'nın airdroplarından Hakkımızı alalım Bunun dışında Zeta Swap ve farklı farklı Zeta DApp'lerinde de Yine airdrop potansiyelleri çok yüksek Onları da çok yakın zamanda kanalımda bulabileceksiniz Videoyu beğendiyseniz Zeta'yı beğendiyseniz Zeta ağında bir airdrop kazandıysanız Bunların hepsini yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın Aynı şekilde videoyu beğenip kanalıma da abone olabilirsiniz Çünkü önümüzde çok güzel daha farklı airdroplar da var Ve hepsinin videosunu çekip sizlerle paylaşmak istiyorum Sizler de desteğinizi beğen tuşuna basarak gösterebilirsiniz Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın